Sevgili dostlar, bir katmer kokusu aldım. Katmerin kokusunu, bu koku beni ta buralara getirdi. Selamünaleyküm. Nasılsınız efendim? Kolay gelsin. Annem kolay gelsin. Sağ olun. Yalnızsa köyün ortasında kokusu var, katmer kokusu. Nasip. Nasip mi? Nasip çekti. Ama şimdi öyle o kokuyu alan buraya gelirse yani size bir şey kalmaz. Alo, herkes nasipini yer getirir. Herkes nasipini yer. Gördüğünüz rengin annem benim. Bir tanıyalım. Gelir bir şey. Olmadı efendim. Bey yardım mı ediyor sana? Nasıl? Bey yardım mı ediyordun sana? Evet. Eder mi öyle? Tabii. Maşallah. Valla. Soframı kurar, çay mı döker, suyu mu suya koyar. Yani bu evin gelini kim anlayamadım ben şimdi. Dayım maşallah. Gelin ortak. Ortak çalışıyorsunuz. Adın ne dayıcığım senin? Mevlüt Demirel. Mevlüt Demirel. Evet. Mevlüt amca diyor ki annem yani soframı kurar, çayımı yapar. Hakikaten yapıyorsun ya. Helal olsun dayıcığım ya. Gerçek yapayım bak. Kılıbık demiyorlar mı sana? Yok demezler. Ben endişen oldu elime. Daha kılıbık olur mu ya? Tabii canım. Ben 16 yaşında evlendim. Gerçek diyorum. 16 yaşında. Derdin neydi senin 16 yaşında evlenin? Sevdin mi yoksa? Gerçek yok. Bunu bağırıyordum bile. Gerçek bağırıyordum bak. Beğenmiyor muydun? Bağırmadı. Efendim annem? Bağırmadı. Beğenmedi. Vallahi bağırmadı beni. Niye beğenmiyordun annemizi? Boyu kısa değil bağırmadı. Boyu kısa. Sen şöyle boylu poslu birini mi düşünüyordun? Manken gibi olacak. Manken gibi. Ya. Bacaklar zorlayacağız. Ben onu... nasıl oldu şimdi beğenmiyordun? Nasıl oldu annem? Valla onun saçı bağırmadı. Onun saçı ağırdı. Benimki simsiyah duruyor. Seninki simsiyah duruyor. Ha? Çatla sen. Bir de beğenmemiş. Canım. Yapacak şey şimdi yok. Ben şu olayı çözmek istiyorum. Beğenmediyse niye geldin sen buna? Ben sevdim yani. Sen sevdin. Kurban olurum sana. Platonik bir aşk öyküsü var burada. Şimdi sen beğenmedin. Nasıl ikna ettiler seni? Boyu kısa diye bağırmadın ya. Aynen bayatan beni seviyordu, tutuyorlardı. Seni seviyordu. Buna dediler ki valla bak sen bir tarafa bu bir tarafa dediler. Öyle dediler. Biraz zoraki bir evlilik mi oldu dayıcığım seninki? Ya çocuğum o zaman evde evlenek dediler. Geline de havasını at bir gelinimiz olsun dediler. Evet seni ama yes sen anne babana ama. Dediğinde ben yok, onu sen istemiyorum dediğinde. Bak. Şimdi çocuklar da olmaz. Baban sana annemi alacağız dediler. Sen onun boyu kısa istemiyorum dedin. Sonra nasıl ikna oldun? Oldu işte geçlik şişesi ondan sonra. Olmadı bir ağrı geliyordu bir ağrı hemen geri ediyordu. Olmuyordu. Yok. Belki de olmuyor. Ama sen bunu duydun mu? Bu sana ben duydum, seni istemiyorum. Duydum duymam mı? Niye kabul ettin annem? İşte ne bileyim derli miydin manyak mıydın kabul ettim oturdu. Estağfurullah aşk yani sevdaydı. Ben seviyordun ama. Ben seviyordum vallahi Allah bütün. Kanadam kanatamı da seviyordum. Onlar da beni seviyordu. Bu kapıda kalıyordu. Biz bir taraflı oluyorduk. Kapı döndü yine elimde kaldı. Bak püşüdüğüm katları yiye. Değil mi? Ama şu an iyisiniz değil mi inşallah? Yok ne demek canım daha. Yani başta elektrik kalmadık ama. Hele ki de bulmuş yani. Hah, onu diyebiliyor musun şu an? Yok ya dedem mi canım? 50 sene oldu ya. Yapacak bir şey yok. İkiniz de bu köydensiniz değil mi? Yok ben Kadıvaklı'yım bu köyde. Siz Kadıvaklı'ndan evet, geldiniz. Şey geldik. Abatörler geldi. 3 gün çalışsam bonki şeyim gider yorgunluğum. Hayır inşallah. Gülünce güller açıyor annemin yüzüne. Niye evlatlar gelmiş? Gurbetteki evlatlar gelmiş. Saçlar kurulmuş. Katmer saçı kurulmuş. Şu anda dünyanın en mutlu insanı annem. Nasıl geçiyor gününüz annemle vallahi evlatlar gurbette? Çok şükür Allah'a. Yılmaz Efendi çok şükür Allah'a. Yani dediğim gibi her şey geçlikteymiş. Geçti bulun pazarı süreç yağın iyi diye affedersin. Her akşam altıdan o çocuğun altısı da arar. Aramazsa merak ederim. Aramazlarsa her akşam. Her akşam alıştığını arıyorlar. Eğer bir akşam aramazlarsa merak ederim. Hayırdır diyorsunuz. Bunlara ne oldu? Ne oldu diyorsunuz? Hepsi arar mı? Arıyorlar. Damatlar da arar mı? Ya, kızlar mı arıyor? Ya kızlar arıyor genelde. Damatlar da diyor mu? Yok. Damatlar aramaz. Şimdi gerçek konuşacağım. Damatlar aramaz mı? Yok. Hiç mi? Kaç damat vardı dayıcım senin? Benim mi? 5 tane. 5 tane. 5'i bir yerde damatlar. Yok. Niye aramıyorsunuz? İstanbul'da var işte. Niye aramıyorlar? Damat da var. Ya, sen... Özel günlerde arıyorlar. Bayramda. Belli bir günlerde. Annem dayımın açığını kapatıyor. Hemen anında yapıştırıyor lafı. Özel günlerde arıyorlar. Onlar da soruyor zaten hatırını. Nasıl geldi diye. Bir zahmet canım yani oturduklar dedi tabii. Geriden yine de selam veriyor, selam alıyor mesela.
Bir en az gelinimde, damatlarımda, doğumlarımda bir şeyliğim yok. Bir şeyliğim, mutlusunuz. Ya Rabbim mutluluğunuzu daim eylesin. 16 yaşında seni evlendireceğiz dedi. Sen tabii kabul ettin evliliği 16 yaşında. Yani büyük bir sorumluluk değil mi 16 yaşında evlenip o sorumluluğa girmek? Ya işte çocuğu hakikaten sorumluluğu. Yok canım nereden çocuksun dayıcığım yani evlenelim dedi. Evlenelim yok, demişsin yok, yani. Fuat yok. Çocuk olmuyor da evlenmeye mi çocuk oluyor? Ne diyeyim sen? İyisi mi? Efendim? Bir daha söyle anne. Sana kurban olam. Kız Semiye. Acık duruyor. Kız Semiye. Diyeceğiz, diyeceğiz. Dur. Dur, hadi kendime geleyim. Bak hadi kendimize gelelim bir dakika. Bir dakika. Daha gülersin geldi. Kız Semiye. Kız Semiye var dostum. Tamam ki. Şu anda kendimi toplayamam. Kız Sevmi aklın yetiyor çocuk değilsin de. He evlenmeye mi çocuksun? Evlenmeye mi çocuksun? Dedi annem dayıma. Haklı olarak tabii ki. Doğru doğru kullandı. Ama çok şen şakasınız. Valla iyi ki birbirinizi bulmuyorsunuz. Hani şöyle derler ya. Tencere yuvarlanmış, kapanmış. Her şey oldu gitti. Yani. Peki evde daha çok kimin sözü geçer anne? Benim lafım gitti. Öyle mi? Yönetmen bu. Senin. Her şey onayı senden geçiyor. Ya şimdi en son noktayı ben kurum. Yine. Sen. Ben. Derim ki öyle olmasın da yok. O öyle olmasın da şöyle olsun derim orada kalırım. Direkt hiç sesini çıkartmam. Yok daha bir şey geldim buraya. Zıdı bak yönetmen. Ne yaptıracaktın buraya? Buranın üstünü çatı yapılacaktı ya. Şuraya üstüne çatı yaptıracaktı. Annem ne dedi yönetmen? Kalsın dedi. Günler kısa. Akşam tez oluyor usta dedi. Dedim, akşam de tez olur. Usta dedim yemeğe parası sayar dedim. Baharın dedim günlerin uzun vaktir yaptırırsak karımız bizim olur dedi. Peki mantıklı söylediğinden dolayı mı yoksa biraz da çekinmen? Yönetmenlikten o. Onun lafı geçiyor. Net yani. Annem söylüyor. Vallahi. Sobiyi bile yakıyorsun ya. Sobiyi kalefelden sobiyi yakıyorsun. Yakıyorsun. Tabii ya. Ben şurada bir komşuya geçsem, her sobuğu soğuksa sobuğu yakar, tersini koyar, yapacağı bir şeyler olursa yapar. Eve de geldik, suyu barabar kurarız, o ekstra da bu çok tırlandı. Vallahi ne güzel ya. Yemeğimizi yerim. Adamcağız başına geleceğini biliyormuş, ondan seninle evlenmek istememiş. Ya yani bey değil kendine hizmet eden. Onu da bulamadı işte, o da gitti. Çok şanslısın. Biliyor ne, musun annem? Vallahi ya. Çok şanslısın. Öyle oldu. Yani damatların böyle kızlarına hürmet ederler mi bilmiyorum ama sen yok, çok bu şanslısın. Bu da yapayımmaz efendim. Efendim? Bu da yapayım bunu. Ben gerçekten seni takdir ediyorum. Şimdi niye? Yok, genelde biz, ne derler? Ya Allah işte, razı olsun. Kadın işi yapılır mı? Kılıbık. Evet. Şimdi bu konuyu yani konuşalım seninle. Yok. Ben takdir ettim bir defa. Kesinlikle yani birbirimize hayat müşterektir. Yardım tabii etmek ya lazım. Neden böyle hanımlarına yardım edenlere niye kılıbık derler ki dayıcığım? Ya eskiden şimdi yok ya öyle bir laf, şimdi kılıbık lafı kalktı. Eskiden hep de bayanlar lafı geçti. Ama bak geçtiğiniz var demeyen. Hep geçtiğin için deyip, şimdi erkekler hiç eskiden dövüyorlardı ya. Kim erkekleri dövüyordu? Kadınlar, karılar dövüyorlardı. Erkekler zopuyla dövüyorlardı ama ya. Kadınları dövüyorlardı. Dokuzun adam civan çürüyordu ben hatırlıyorum. Önde bir de uvende de bir de ondan adama çalıyorlar diye şimdi yani bayanlar ne dersin o? Şu an bayanlar nasıl tabii canım geçiyor? Ben pazara gideceğim bu şu alınacak ben şimdi emekliyim ya gidiyorum maaşım alıyorum doğru istikamet değil. Yine sen gidiyorum al bu da emir veriyor filan filan alınacak alıp geliyor. Onu soracaktım sen maaşı aldığın gün hanımı aramadan harcama yapıyor musun? Yok alıyorum. Ne alacağız diyor, adiyorum, adiyorum. O da, yönetmen ne derse onlar alınıyor, orada, kalan. Orada der var, onun adı türü, orada daire var ya. O da ne diyecek? Annem, evlatların çoğu gurbette. Zor değil mi? Yani ayrılıklar... Şimdi şöyle, düğünde, bayramda bir hasta oluyor. Uzaktakini gözlüyor. Öyle mi oluyor? Uzaktakini vuracak. Yakındakinin bir tek şekilde geliyor. Peki uzaktaki gelmiyor. Uzaktaki de gelse de zaman kayboluyor. Zaman kayboluyor. Tabii. Yani zaman günü... kayboluyor. Hep onlar dışarıda olur zaten. Peki yaş kaç demiştin annem?
65 yaşındasın. Yani fani dünyada 65 yılı geride bıraktın. Hayattan ne anladın? Evet, bir kaptan girdim, bir kaptan çıktım. Hiçbir şey anlayamadım. Boş mu hayat? Ya şimdi şöyle, çoluğundan çocuğundan geldik, geçtik. Şimdi onların gurbetlik, hasretlik derken geldik gidiyor. Geldik gidiyoruz. Geldik gidiyor. Dayıcığım sen ne anladın hayattan? Vallahi hayattan ne anladım ne anlamadım. Öyle geldi geçti. Çok şükür Allah'a ya. Boş mu? Tabii bir çoğu boş. Boş tabii ya. Az yaşa, çok yaşa. Ne demiş Aşık Beyça? Benim sadık yarım kara torpak. Evet. Evet, bırak. Kötü dememiş adam. Nasıl dedin annem? İyilik bıraktıysan iyilik kazandın, kötülük bıraktıysan kötülük kazandın. Çok doğru. Ardından da iyisin, dedirirsen senden iyi kimse olmaz. Çok doğru. Evet. Haklısın, çok güzel bir söz. Evet. Çok, ne ekersen onu biçersin. Ne ekersen onu biçersin. Onu biçersin diyor. Fatih'le bilme her ben çok teşekkür ediyorum. Kapılarınızı açtığınız için, bizi kabullendiğiniz için, güzel muhabbetiniz için çok çok teşekkür ediyorum sizlere. Gerçekten bir ömür boyu Rabbim mutlu eylesin sizleri. Çok keyifli bir muhabbet oldu benim için. Var mı sözünüz, isteğiniz? Hadi görüşürüz inşallah. Annem görüşürüz. Olsun, kurban olam. Kurban olam, görüşürüz. Kendinize iyi bakın inşallah. Haydi bakalım. Yurttan kızıma, Mustafa torunuma. Selamlar, saygılar. Hoş geldin Sefa'ya. İşlerine başarılar diliyorum. Aklına gelemediği, heyecandan dolayı aklına gelemediği diğer torunlarına, tüm çocuklarına da selam olsun. Sesimizi duyan tüm gurbetçilere selam olsun. Sevgili dostlar, güzel memleketim. Askerdeki Abdullah'ıma hayırlı askerler diliyorum. Hayırlı çalışmalar diyemedim işte. Hadi, güzel dedi. Ağlıma çok gelenleri geri unutuyorum ya. Tüm Mehmetçiklerimiz efendim selam evet, olsun. Selam. Gurbeti selam olsun diyoruz. Allah'a ısmarladık. Hadi güle güle.